And that is, what specifically needs to be done to prevent the Middle East peace process from slipping back yet again? Öncelikle ne yapılması gerektiğine dair sorunun cevabını vermeden bir durum tespitini yapmamızda fayda var. Önce durum tespiti yapacağız ki ondan sonra da ne yapılması gerektiğini ortaya koyalım. Durum tespitini ben 40 yıl öncesinden başlamıyorum. Durum tespitine sadece Haziran 2008 sürecinden başlamak istiyorum. Haziran 2008 sürecine baktığımız zaman bir sözlü ateşkes ortada. Ve bu sözlü ateşkes süreci içerisinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildi. Fakat 6 aylık bu sözlü ateşkesin süresi bitince o süre içerisinde herhangi bir roket atışı, füze, bu tür şeyler olmadı. Ancak İsrail tarafının bu arada ablukaları kaldırması, ambargoları kaldırması gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar kaldırılmadı. Gazze, Filistin adeta bir açık hapishanedir. İnsanlıktan tamamıyla tecrit edilmiş, adeta bir hapishane olarak görev görmekte. Yani herhangi bir kapısından siz Filistin'e bir sandık domates sokmaya çalışsanız İsrail'in müsaadesine tabidir. İsrail müsaade etmedikçe siz Filistin'e bir sandık domates sokamazsınız. Burada önce bir insan olarak konuşuyorum. Bir de başbakan olarak konuşacağım. Ben İsrail'i ziyarete gittim. Oradan Filistin'e geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak yarım saat Ramallah kapısında bekletildim. Arabamın içinde. Eşimle birlikte, arkadaşlarımla birlikte. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak biz bugüne kadar İsrail'den gelen herhangi bir diplomata en tepesinden en aşağısına kadar kapılarımızda böyle bir şey uygulamadık. Önce bunu neyle izah edeceğiz? Buna bir bakmamız lazım. İşin bir diğer boyutuna baktığımızda bu olaylar anlatılırken ben Sayın Olmert'i soruyorum. Diyorum ki, Sayın Olmert, madem bu füzeler atıldı, peki bu atılan füzelerde herhangi bir ölüm var mı? Bana verdiği cevap, hayır, yok. Ama füze atılıyor. Bu nasıl füze ki atılıyor, ölüm yok. Nasıl iş bu? Kalitesi vesaire, bunlardan bahsediliyor. Ama bu 6 aylık süre içerisinde 28 tane Gazze'de Gazze'li, Filistinli öldürüldü. Bu 6 ayın sonunu söylüyorum. Ve bunun arasında da oralarda hastanelerde elektrikler kesildi. Gıda yok. Kampanya maalesef felaket bir şekilde gidiyor. Ve biz daha operasyonlar başlamadan önce Türkiye olarak buraya insani yardım göndermeye başladık. Süreç zaten o zaman başlamıştı. Şimdi hepimiz birlikte şurada insan olarak düşünelim. Bakın şunu peşinen söyleyeyim. Ben antisemitizmi bir insanlık suçu olarak gören liderim. Böyle bir başbakanım. İslamofobiyayı bir insanlık suçu olarak gören bir başbakanım. Benim için Hristiyanmış, Museviymiş, Müslümanmış. Bu noktada zulme uğradığında fark etmez. Benim için insan olmasıdır. Ortak paydası budur. Böyle yaklaşırım insana. Ve burada da böyle yaklaşmanın gayreti içerisinde oldum. Ve bütün bunlarla birlikte biz insani yardım gönderiyoruz. 15 gün kapılarda bekletiliyoruz. Kızılay 15 gün kapılarda bekletildi. Biz yardımlarımızı içeri rica, minnet, görüşerek, konuşarak ancak sokabildik. Ve süreç içerisinde de aynı sıkıntıları yaşadık. Bunları Sayın Perez biliyor veya bilmiyor, bilemem. Ama
Diplomatlarımız kendi aralarında bu süreci hep devam ettirdiler, görüştüler. Ve çok daha ilginç olanı, bakınız şu anda 27 Aralık'tan 4 gün önce ben Sayın Başbakan'la Türkiye'de Ankara'da bir görüşme yapıyorum. İsrail-Suriye konusunda biliyorsunuz biz bir arabulucu görevi en direkt olarak üstlendik. 4 round özel temsilcilerimiz bu süreci götürdüler. 5. roundu biz Sayın Başbakan Olmert'le Ankara'da birlikte yaptık. O da özel temsilcisini getirdi. Ben de özel temsilcimi yanıma aldık. Oturduk ve yaklaşık 5,5-6 saat biz İsrail-Suriye 5. roundunu orada görüşürken ben Sayın Beşar Esad'la oradan telefonla irtibatımı kurdum. Özel temsilcim Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüşmelerini yaptı. Hedefimiz nedir? Hedefimiz doğrudan görüşmelere nasıl geçeceğiz? Bunu nasıl başaracağız? Bunun çabası içerisindeyiz. İstiyoruz ki Orta Doğu'da barış egemen olsun. Buna gayret ediyoruz. Ve bir araya gelemeyen bu ülkelerin temsilcileri bir araya gelir hale geldi. Bunu başaralım istiyoruz. Ve bunları konuştuk. Ve iş bir iki kelimeye kadar düştü. Bu bir iki kelimeyi de hafta sonuna kadar dediler üzerinde tartışalım, müzakere edelim. Ondan sonra bu işi bu hafta sonu karara bağlayalım. Bu arada ben Sayın Olmert'e, bunu artık açıklamak zorundayım. Sayın Olmert'e şunu söyledim. Dışişleri Bakanım yanımda. Özel temsilcim yanımda. Sayın Olmert'in de özel temsilcisi yanında. Dedim ki bakın, şu anda Hamas'ın elinde esir bulunan askeri biz kurtarabiliriz. Ama benim sizden bir ricam var. Bu ricam şudur. Bakın, Reform ve Değişim Partisi Filistin'de seçim kazandı. Demokrasiyi konuşuyoruz ya, ileri demokrasi diyoruz ya, hep demokrasiden yanayız ya. E madem demokrasiden yanayız, o zaman bu demokratik mücadeleyi vermiş, halkın iradesiyle seçilmiş olanları bir defa saygıyla karşılamak durumundayız. Severiz veya sevmeyiz. Ve şu anda o seçilenlerden meclis başkanı sizin elinizde esir. Bu hükümetin bakanları sizin elinizde esir. Milletvekilleri sizin elinizde esir. Gelin dedim burada bir paket yapalım. Daha önce Sayın Abbas'a gösterdiğiniz o jesti burada da gösterin. Siz de bunları serbest bırakın. Dedi ki biz bunları serbest bırakırsak Mahmut Abbas kriz geçirir. Böyle deyince peki dedim. Elinizde çocuklar var esir. Kadınlar var esir. Gelin bunlardan bir paket yapalım. Bunları serbest bırakın. Dedi ki yarın arkadaşlarımla görüşeyim. Size döneceğim. Ve 27 Aralık hala dönecek ve 27 Aralık'ta bombaların Gazze'ye inmeye başladığını gördük. Ne oldu? 1200'ü aşkın sivil öldürüldü. Bunların içinde çocuklar var. Bunların içinde kadınlar var. Bu insanlar öldü. Ne oldu? 5000'i aşkın yaralı var. Orantısız bir güç kullanımı var. Soruyorum sizlere. İnsanca düşünelim. Başımızı şöyle iki elimizin arasına bir alalım. İsrail'in elindeki silah gücü, kitle imha silahları da dahil, acaba zerresi Gazze'de var mı? Filistinlinin elinde var mı? Soruyorum sizlere. Bir şey biliyorsam kesinlikle yok. Ama burada bir orantısız güç kullanımı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, karar aldı. Durdurulması için. İsrail açıklama yaptı. Tanımıyorum dedi. Peki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi az önce Sayın Ban Ki-moon da söyledi. Bakın Birleşmiş Milletler'in binaları bile vuruldu. Okulu bile vuruldu. Okullar, camiler, hastaneler vuruldu. Bütün bunlar yapılırken insanlık ne yaptı? Seyretti.